Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün savunma sanayi ile ilgili gelişmeleri çok değerli meslektaşım sevgili Anıl Şahin'le beraber değerlendireceğiz. Ana konumuz cumartesi günü beraberdik Anıl'la İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılan çok özel bir tören. Açık deniz karakol gemilerinden ikisi birden denize indirildi. Pakistan donanmasına da MİLGEM'in ilk teslimatı gerçekleştirdi. Anıl'ı da şöyle ekrana doğru alalım. Anıl merhaba, hoş geldin. Merhaba abi, iyi yayınlar. Sağ ol, çok teşekkürler. Cumartesi günü İstanbul Tuzla'da beraberdik. Çok önemli bir törene biraz önce de belirttim. Katıldık beraber ve tabii ki bu açık deniz karakol gemilerini konuşacağız. Pakistan MİLGEM projesini konuşacağız. Ve önemli de bir detayı birlikte gördük. İSTİF sınıfında bayağı işler ilerlemiş durumda. Bunları konuşacağız. Türk savunma sanayinin katkılarını, bu geminin farkları nelerdir? Beraber konuşacağız. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi istersen açık deniz karakol gemileriyle ilgili konuşalım. Açık deniz karakol gemilerinden ilk ikisi Hisar sınıfı. Bunları suya indirildi. Önümüzde de gerçekten çok kızaktan böyle bir törenle kaydırıldı. Denize indi. Çok heyecan vericiydi benim açımdan. Bu gemiler ne amaçta kullanılacak Türk Deniz Kuvvetleri tarafından? Bunu biraz kamuoyuna anlatmamız lazım. Seni dinliyoruz. Tabii şimdi bizim deniz kuvvetlerinde sıralama şu şekilde gidiyor az çok. Tuzla sınıfı karakol botları var. Ondan sonra Burak sınıfı ve Ada sınıfı korvetler var. Ama arada bir eksiklik var. Çünkü Tuzla sınıfını her yere gönderemiyorsunuz. Korvetler zaten çok fazla silah yüküne sahipler. Beraberlerinde çok fazla personel var. Onları da böyle bayrak göstermek için bir yere göndermek fazla hani edeyim. Maddi açıdan, maliyet açısından avantajsız olabiliyor. O yüzden yine Ada sınıfı korvet tasarım baz alınarak aslında bu Hisar sınıfı açık deniz karakol gemilerinin inşa edilmesine karar verdiler. Bunlar dediğim gibi hani Tuzla sınıfı karakol botlarıyla MİLGEM Ada sınıfı korvetler arasında bir yere konumlandırılacaklar. Aslında iki tanesi denize indirildi ama 10 tanesinin üretilmesi planlanıyor toplamda. Şu ana kadar iki tanesi sözleşme altına alındı ama bir 8 tanenin daha sözleşmesi yakın zamanda gelebilir. Cumhuriyet tarihi açısından da aslında bu işte iki tane savaş gemisinin aynı anda denize indirilmesi, bir tane yabancı ülkeye korvet teslim edilmesi vesaire aslında önemli bir ilk niteliği de taşıyor. Bu da o açıdan hani değerli bir gelişme diyebilirim. Bir de Hisar sınıfında şöyle bir şey var. Normalde bu gemilerde bir tane ana batarya topu olacak işte 76 milimetrelik normal bilinen. İki tane böyle yan taraflarda 12,7 milimetrelik normal bizim işte uçak savarlar olacak. Uzaktan komutalı silah sistemi dediğimiz. Belki arkada bir tane yakın hava savunma olabilir. Ama istenildiği zaman bizim MİLGEM Ada sınıfı korvetler kadar bir silah yüküyle donatılabilecekler. Buna ASFAD yerinde hazır mimarisi deniliyor. Yani atmaca gemi savar füzesi için, Hisar hava savunma füzesi için vesaire birçok silah sistemi için gerekli altyapıyı şu anda gemiye entegre ediyorlar. O kablojlar, konsollar vesaire onların hepsinin yeri hazır oluyor. Yarın bir gün Deniz Kuvvetleri derse ki kardeşim benim risk değerlendirmem şu anda çok sıkıntılı, çok yükseldi. Benim daha fazla silah taşıyan deniz platformuna ihtiyacım var. Bu Hisar sınıfı deniz platformlarını da çok acilen silah yükünü arttırın dediği anda işte artık 4 ay mı olur, 5 ay mı olur? Bu gemiler bir tersaneye alındığı takdirde çok daha kısa sürede yani altyapısı olmayan bir gemiye nazaran çok daha kısa sürede 8 adet atmaca gemi savar füzesi, yine 8 adet Hisar hava savunma füzesiyle bu açık deniz karakol gemileri aslında bir MİLGEM Ada sınıfı korvet gibi bir silah yüküne hatta bir tık daha fazla. Çünkü MİLGEM Ada sınıfında Hisar altyapısı da yok. Bunlar da olacak. Kavuşabilecek. Yine sensörlerde de aynı durum var. Bunlar da şu anda hava arama radarı olarak Aselsan'ın Mardey radarının kullanılması planlanıyor. O da 100 kilometrelik bir radar. Aslında bizim işte bu Korkut hava savunma sisteminde ve onun deniz versiyonu olan Gökdeniz'de kullanılan bir radar. Ama yine risk parametreleri arttığı zaman bir talep gelirse bizim İSTİF sınıfı fırkateyninde ilk kez Deniz Kuvvetleri'ne envanterine girecek olan
Cenk S-IS radarı da bu gemilere entegre edilebilecek. Yani elastik bir formatta inşa ediyorlar diyebilirim. Bu da yine bizim donanması için de ilk, genel anlamda da yenilikçi bir çözüm. Ben tabii şunu da sormak istiyorum bu konuyla ilgili. Maliyet etkin dedin, çok önemli bir noktaya temas ettin. Maliyetler o kadar önemli ki savunma sanayinde belki bilmiyorum bir milgemin birim maliyetine göre açık deniz karakol gemisi ne kadar daha ucuz muhtemel çok ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü geminin asıl maliyetlerini aynı havacılıkta olduğu gibi tabii ki motor transmisyon sistemi ama sensör silahlar oldukça arttırıyor veya bunları koymadığınız zaman azaltıyor. Bu açıdan çok maliyet etkin, daha hızlı üretimi sağlanabilir ki muhtemel asfalt önderliğinde bu ilk iki gemi başladı. Belki milgemlerde olduğu gibi farklı tersanelere de bunların üretimi verilebilir. Bu şekilde rakam artacaktır. Sonuçta Türkiye'nin Mavi Vatan'la birlikte özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de çok ciddi arama çalışmaları var. Tabii bunlara destek verilmesi lazım. Koruma desteğinin verilmesi lazım. Bu gemilerde bunu çok daha ekonomik hem fiyatlarıyla hem işletme maliyetleriyle gerçekleştirecek gibi duruyorlar. Ben tabii açık denizle ilgili muhtemel açık deniz karakol gemileriyle ilgili teslimatlar videomuzda da şöyle verelim bunu. Hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Şurada da videoyu durdurdum ben. 2024'ün 10. ayında yani yaklaşık bir yıl içerisinde gerçekleştirecek. Oldukça da iddialı sonuçta bu proje ve diğer çalışmalar. Arkasından burayla ilgili dediğim gibi senin altyapısı hazırlandı. Muhtemel Berk sınıfının yerini mi alacak bunlar diye böyle sorular aldım ben. Sen ne düşünüyorsun bununla ilgili? Şimdi bizim zaten Burak sınıfı korvetlerden envanterde yanlış hatırlamıyorsam ilk etapta 6 adet vardı. Şu anda da 5'e düştü sayısı. Çünkü yavaş yavaş artık onlar da envanterden çıkartılıyorlar. Eski Fransız korvetleri. Onların yerini alması muhtemel. Çünkü gerçi onlar işte 6 adet değil, biz 10 adet inşa ediyoruz şu anda, etmeyi planlıyoruz ama ihtiyaç da zaten 30 seneki ihtiyaç da şu anki ihtiyaç bir değil. Büyük ihtimal onların yerini alacaktır. Zaten hani o silah yükündeki elastikiyet de aslında biraz onu şey yapıyor, hatırlatıyor. Aynı zamanda Burak sınıfı korvetlerde de zaten bu yaşlılık sebebiyle şu anda onlar da bir açık deniz karakol gemisi gibi. Ana batarya topları vesaire çalışıyor ama öyle bir gemi savar füze falan filan kabiliyeti artık çok kalmamış durumda. O yüzden onların yerini alacak diyebiliriz bu konuda. Ben tabii biraz önce Berk dedim, Burak sınıfı diye düzelteyim. Tekrar özür dileyim, onu Çok gemi yanlışlıkla sınıfı var. söyledim. Evet, çok gemi sınıfı var. Bu tabii törene katıldıktan sonra bir taraftan da tabii bu iki geminin aynı anda indirilmesi. Şöyle de bir soru aldık. Gemiyi görürken özellikle üzerinde işte şu anda da dış kaporta yapısını görüyoruz. Ya bazıları dedi ki sanki böyle branda mı çekilmiş bunun üzerine? Çeşitli göçükler var gibi. Tabii geminin sadece ne diyelim buna bir sanki kabuğu yapılmış gibi diyelim geminin. Sonrasında da gerekli işlemler yapılacak ama sen gözünde gördün, ben de gördüm. Branda gördün mü gemilerin üzerinde? Bir branda yoktu ama o soru bir, yani bana da çok fazla geldi. Şimdi bu gemi daha denize indirildi. Donatım faaliyetleri olacak. En son bir boyası, cilası falan çekilecek. Ondan sonra bir o izlere falan bir yorum yapalım. Şimdi normal geminin omurgası, yani kaportası hadi diyelim, o denize indirildi. Bir senesi daha var yani. Bir sene sonra bir yorum yapmak lazım izlere. Ben branda pek görmedim. Yani tabii ki kameranın çekim açısı, güneş ışıkları baya bir tersti biliyorsun orada. Böyle güneşin içine baka Çok çok baka kötüydü. çok kötüydü o açıdan. Muhtemel işte asfaltın vereceği yeni görüntüler olacaktır. Donatımla ilgili daha sonra işte seyre çıkacak gemi testleri şunları bunları orada daha böyle bir detaylı bir şekilde inceleriz diye düşünüyorum. Tabii törenle bir başka çok önemli konu milgem. Milgem Türkiye'nin denizcilik açısından çok önemli bir kilometre taşı ve Milgem'le de ilgili ilk teslim edilen gemi Pakistan donanmasına Pakistan 4 Milgem alıyor bizden. İkisi İstanbul Tersanesi tarafından Asfat'ta yapılıyor. Kalan ikisi de Karaçi'deki tersanede gerçekleştiriliyor. Ve ilkinin sanıyorum daha doğru söylerim teslimatı ama bu böyle bir ön kabullü teslimatı gibi muhtemel ilk sistem olduğu için Pakistan'da bunlarla ilgili
tam testlerini yapacaklardır. Çünkü üzerlerinde Türk milgemlerinden farklı olarak gövde boyları daha uzun. Biraz böyle bir form değiştirilmiş. Tabii tasarım daha değiştirilince genişler. Efendim? Daha da genişler bizim milgem korvetleri. Daha da genişler, çok doğru söylüyorsun. Benim şey dikkatimi çekti. Mesela bizim milgemlerin arka taraftaki heliportunda, helikopterin indiği noktada 10 tona kadar helikopter taşıyor. Mesela Pakistan bunu 5 tonla sınırlamış durumda. Daha farklı Z9EC helikopteri sınıfı için istemişler onu. Onlar enteresan. Daha uzun bir gemi. Üzerinde kendi sistemleri de var. Bizim milgemlerden farklı. Bazı Çin'den aldıkları sistemler var. Ama mesela motorla ilgili yine General Electric'in aktarma organları, diğer güç üniteleri buradan yürümüş vaziyette. Nasıl buldun Pakistan'ın mil gemini? PN Babür geminin adı bu arada. Nasıl buldun? Biraz değerlendirmelerini alalım istersen. Ya gemi aslında böyle tamam milgem üzerinden tasarlanmış ama kendi karakteristiklerini de belli eden bir platform aslında. Silah sistemi konusunda evet yani kendi gemisi var, füzelerini kullanıyorlar. Muhtemelen işte Çin teknolojisiyle elde edilmiştir. Onun haricinde bizim uzaktan komutalı silah sistemleri vesaire de gemide bulunuyor ama gemi savar füze falan üzerinde özellikle kendi gemi savar füzelerini tercih etti. Umarım orada da hani bir ileride sıkıntı çıkmaz. Çünkü gemi savar füze konusu da önemli. Bu işte Atmaca'yı konuşuyoruz biz. Kısa süre önce işte seri üretim teslimatı gerçekleştirildi. Bunlar hani denizi yalayarak uçmak zorundalar. Çok alçak irtifadan gitmek zorundalar. Rota falan çizmek zorundalar. Yani zor iş gemi savar füze yapmak. Atmaca 2009'da başladı. 10 seneye geçti proje. Daha yeni yeni hani seri üretim teslimatları yaptı. O anlamda inşallah bir problem yaşamazlar. Helikopter hangarına ben de girdim geminin. Bizim milgemlerin işte hangarına ilaveten biraz da dar gibi gözüküyor. Herhalde Pakistan denizcilik kültürünün de çok denizaltı savunma harbinde helikopterlerin veya işte SAS indirme gibi görevlerde bu kadar dolu helikopterler kullanmıyorlar. O yüzden her ülkenin kendine göre bir yaklaşımı olabiliyor tabii ki. Onların ihtiyaçları da bu şekilde muhtemel belirlendi diye tahmin ediyorum. Tabii biz Seahawk'ları mesela işte personel nakli de yapıyoruz. Denizaltı savunma harbi de yapıyoruz. LUMTAS, UMTAS entegre edip gemi vurmayı falan da yani daha doğrusu asimetrik hedeflere karşı onların da hani tatbikatlarda testini yapıyoruz. Biz çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Onlar daha hani sınırlı bir deniz havacılıkta döner kanatlı kullanım kabiliyetine sahip. Bir de tam şu karede aslında önemli bir gelişme var. Detay var daha doğrusu. Babür'de de Fransız orijini Smart S Mark II MK2 radarı kullanılıyor. Hava arama radarı olarak ama TCG İstanbul'da Aselsan'ın Cenk S radarı kullanılıyor. Biz Milgem sınıfında 4 korvette ve Pakistan için inşa edecek 4 korvette Fransız orijinli bu radarı kullandık. Ama İSİF sınıfı ile birlikte bu da büyük bir challenge'dır aslında. Cenk S'i yani Aselsan kendi özgün çözümünü, AESA çözümünü kullanıma aldı. O da aslında Milgem projesi nezdinde önemli bir sıçrama noktası diyebiliriz. Yani 2011'de bir gemi alıyorsunuz. 2023 yılındayız. Siz 10 sene içerisinde ilk Heybeliada da orada bu arada. İSTİF'in hemen yanında da Milgem projesinin ilk gemisi var. Heybeliada. Evet. Orada görüntüleri görüyoruz şu an. Evet. Yani, Heybeliada'ya bir bakıyorum. İSTİF sınıfı fırkateynine bakıyorum. Arada bir sürü sistem aslında millileştirilmiş. Ve bunlar küçük sistemler de değildir. Yani bir hava arama radarı demek. Bir de AESA tekniğinde çalışan radar. Büyük bir olay abi. Sen daha iyi bilirsin. O da aslında iyi bir orada bir nasıl diyeyim amiraller çok fazlaydı yanımızda sürekli. Onlar da bahsediyordu bu konuda. Yani bir duygulanma vesaire de var. Çünkü çoğu belki 2011 yılında hani yarbay rütbesindeydi veya işte binbaşı yarbay rütbesindeydi. Şimdi tuamiral, tüm amiraller. O projelerin gidişatını da iyi gözlemledikleri için, çoğunun hayali olduğu için orada da bir duygulanma vardı yani. Onu da gördüm, gözlemledim. Şimdi 4 gemi Pakistan için üretilecek ve ilkinin teslim edildiğini ilkine buradan Pakistan'a çok ciddi bir deniz yolu ve ikmalsiz bir şekilde sorunsuz buradan alacağı ikmalle gidebilecek bir gemi. Pakistan'ın tabii ki şimdi Türkiye'nin ülkemiz bir yarımada, üç tarafı denizlerle çevrili.
Mavi vatan dediğiniz zaman çok uzaklarda görevler yapılıyor. Pakistan'ın biraz daha alanı okyanusta yapıyorlar bu işi ama daha sınırlı. Pakistan'ın milgem sayısında veya gelecekte başka konularda denizcilikle ilişkilerimiz çok iyi Pakistan'da. İşte denizaltı modernizasyonu var. STM'nin öncülüğünde yapılan işte akaryakıt, lojistik gemisi konusundaki alımları var Türkiye'den. Çok ciddi bir deniz savunma sanayi ihracatımız var oraya. Sence Milgem'le ilgili devam eder mi istekleri? Nasıl görüyorsun? Milgem zaten yani ciddi bir alım yaptılar esasında. 4 adet Milgem demek önemli. Yani Türk donanması zaten 4 tane almış korvetlerden. Gerçi Pakistan tarafı bu Babürleri korvet olarak da adlandırmıyor. Fırkateyn de demiyorlar da kendi özel bir sınıflandırmaları var. Ben devam edeceğini düşünüyorum. Bir sonraki adım muhtemelen bizim artık İstif sınıfı fırkateynlerden yola çıkarak alınacak bir şey olacağı yönünde. Aynı zamanda açık deniz karakol gemisi ihtiyaçları da var. Şu anda yine yurt dışındaki başka bir ülkeden alıyorlar bunları. Hatta dün de hemen bizim törenden sonra da onun denize indirilmesi gibi bir tören oldu. Onu da gördüm. Yine Pakistanlı subaylar katıldı. İhtiyaçları çok büyük. Çünkü modern gemi ihtiyaçları çok büyük aslında. Adetten daha çok. O yüzden ben özellikle fırkateyn sınıfında gemi ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Hücum bot yine ihtiyaçları var. Onun haricinde açık deniz karakol gemisi ihtiyaçları var. Yine bunlara ilaveten daha küçük çaplı böyle bizim işte Kaan sınıfı dediğimiz ani müdahale botlarına da ihtiyaç duyuyorlar. Ama burada en önemli mesele şu. Artık modern deniz harp durumlarında sizin gemiyi ne kadar iyi savunmanız, koruyabilmeniz önemli mesele. Bir gemi 3 senede inşa ediliyor. 300 milyon, 400 milyon hatta çok işte orta dereceden biraz daha yüksek silahlara sahipse 500 milyon dolara bedel oluyor. Siz şimdi bu gemiyi 5 milyon dolar değerindeki iki tane gemi savar füzeyle denizin dibine gömebilirsiniz. O yüzden bunların artık koruma seviyelerinin de hava savunma kabiliyetlerinin de gelişmiş olması gerekiyor. Ukrayna-Rusya savaşında gördük. Karadeniz filosunun Rusya'nın amiral gemisi Moskova kruvazörü iki tane gemi savar füzeyle Neptün hatta onlar da daha yani tam kalifiye olmamış füzeler vuruldu ve battı. Neden? Çünkü hava savunma kapasitesi iyi değildi. İşte burada sizin hem namlulu hem de füze tabanlı yakın hava savunma sistemlerine ihtiyacınız oluyor. Aynı zamanda gelişmiş radarlara havadaki uçağı tespit etmekle size doğru alçak irtifadan gelen bir gemi savar füzeyi tespit etmek çok farklı şeyler. Ona göre sensör altyapınızın olması gerekiyor. Sensörlerle silah sistemlerini buluşturan savaş yönetim sisteminizin iyi olması gerekiyor. Mesela bu da çok önemli bir başarıdır. Milgem korvetlerinin şu anda çok büyük bir kısmında Advent kullanılıyor. Ya daha doğrusu Genesis de başladı. Artık hepsi Havelsan'ın Advent savaş yönetim sistemine geçiş yapacaklar. İstif sınıfı fırkateynlerde Advent kullanılıyor. Ukrayna'ya ihraç edilen STM'nin ihraç ettiği Milgemlerde yine Advent kullanılıyor. Pakistan'ın korvetlerinde de yanlış hatırlamıyorsam Advent kullanılıyor. Onun haricinde Endonezya'da bir tane yabancı ülkenin gemisi var. Havelsan gidiyor o gemiyi Advent'le modernize ediyor. Bunlar çok önemli kilometre taşlar. Çünkü savaş yönetim sistemi Advantage'e ben bir izleyicilerimiz için parantez açayım. Geminin beyni ve düşünün işte Türkiye'yi düşünün en doğuda Hopa'da bir gemimiz var. Hatay'da bir gemimiz var Hatay açıklarında. İzmir açıklarında bir gemi. Bu gemiler beraber konuşabiliyor. Tehditleri görebiliyorlar. Birbirlerine bilgi aktarabiliyorlar. Bu bilgiler Ankara'daki karargaha gidebiliyor. Gökyüzündeki İHA'ya, deniz karakol uçağına gidiyor. Suyun dibindeki denizaltıya gidiyor. Ya yani inanılmaz bir haberleşme, karar, bir karşı taraftan gelen bir tehdit olduğu zaman bunu herkes algılayabiliyor. Herkesin algılaması demek çok hızlı bir şekilde reaksiyon verilmesi, doğru önlemler alınması. Yani gemilerimiz, denizaltılarımız, deniz karakol gemileri, İHA'lar kör değil. Bu sistemle haberleşiyorlar, durumsal farkındalık oluşturuyorlar ve gerçekten Havelsan'ın geliştirdiği çok çok önemli bir sistem. Senin de dediğin gibi işte Pakistan'a, Ukrayna'ya, Endonezya'ya bunların ihraç edilmesi, tabii ki bunların bütün Ar-Ge merkezi Türk Deniz Kuvvetleri. Havelsan yazılımı yapıyor, entegrasyonu yapıyor. Türk Deniz Kuvvetleri bir konsept oluşturuyor, deniyor. Geri dönüşlerle bunlar olgunlaşıyor. Aynı bizim bütün savunma sistemlerimizde olduğu gibi.
bu açıdan çok çok önem taşıyor diye açıkçası düşünüyorum. Bir de farklı bir taraf var. Yani geleminin beyni dedik, tapusu dedik. Şimdi siz Advent olmadığı zaman nasıl mesela Atmaca Gemisi Savar Füzesi'ni ihraç edeceksiniz yabancı bir platforma? Yani yabancı bir ülkeye diyelim ki Atmaca'yı ihraç edeceksiniz ama gemi yabancı olduğu için büyük ihtimalle savaş yönetim sistemi de yabancı. O ülke sizden Atmaca almak istediği zaman işte sizden Roketsan, o ülkenin deniz kuvvetleri gidiyor o savaş yönetim sistemini üreten ülkeye. İşte diyor Atmaca Gemisi Savar Füzesi alacağız. Savaş yönetim sisteminize bunu entegre eder misiniz? Orada bu sefer 2-3 farklı husus gündeme geliyor. Birincisi siz füzeyle ilgili bazı bilgilerinizi o yabancı ülkeye vermeniz gerekiyor. İkincisi o yabancı ülke sizden bu füzeyi kendi savaş yönetim sistemine entegre etmek için çok fahiş fiyatlar istiyor. Yani bize de daha önce hatta bazı envanterimizdeki hani yabancı gemilere bu savaş yönetim sistemlerinde milli mühimmatları entegre etme konusunda fahiş fiyatlar çekilmişti. Ama denklem tersine döndüğünde şu anda Endonezya mesela Türkiye'den Atmaca Gemisi Savar Füzesi tedarik etmeyi düşünüyor. Neden düşünüyor? Çünkü savaş yönetim sistemi artık Advent. Elinde Advent Advent zaten var, hazır. Atmaca tamamlanmış. Türk Deniz Kuvvetleri testlerini yapmış, başarıyla vurmuş ve çok da önemli bir silah. Yani sadece mühimmat değil, dediğin çok önemli bir nokta. O Advent'i aldığı zaman belki 10 yıl sonra o Advent'e bir modernizasyon gelecek. Veya diyecek ki Endonezya veya X bir ülke, ben şu silahı da entegre etmek istiyorum ama bu silah Türk Deniz Kuvvetleri'nin veya Silahlı Kuvvetlerin envanterinde değil. O zaman sürekli bir ilişki. İşte dediğin gibi Advent'i sattığın zaman Atmaca'yı satabiliyorsun. Yarın öbür gün platform çok daha rahat satıyorsun ve Türkiye burada kendi sistemini oluşturuyor. İşin bu da bir başka bir boyutu, siber boyutu. Bu çok çok önemli. tabii. Yani koca bir ülkenin donanmasını aslında siz Türkleştirmiş oluyorsunuz. Yani Türk Deniz Kuvvetleri'nin altyapısını kazandırmış oluyorsunuz. Çünkü Advent demek sadece Atmaca demek de değil. Radarlar, sensörler, diğer silah sistemleri, işte helikopter, iniş platformuna kadar bir geminin her şeyini o kontrol ediyor. Dolayısıyla ihraç edilen yabancı ülkenin gemisindeki her şeyi de o kontrol ediyor. Yani Advent ihraç edince bütün aslında milli silah sistemlerinizin, sensör suitlerinizin altyapısını da sonlarına kadar, radarına kadar siz o gemiye kazandırmış oluyorsunuz. O da önemli bir ihracat kapısı açıyor. Açtı da çünkü geçen sene abi senle birlikte Endonezya'daydık biz. Evet. Orada imzalanan ama bazılarının hani açıklayamadığımız, açıklanmasını beklediğimiz sözleşmeleri de gördük yani. Kapıyı açtığını şahit olduk. Advent kilidi açıyor. Arkasından tabi burada sensör ve radar sistemleri deyince de diğer savunma şirketlerimiz geliyor. Aselsan başta geliyor. Meteksan geliyor. Armelsan gibi çok sayıda buraya da üretim yapan şirketlerimiz var. Yayının başında da söylediğim gibi geminin en pahalı sistemleri, radarlar, sensörler. Burada da bir Türk sistemi geldiği zaman işte o zaman parsayı tabiri caizse dışarı kaptırmadan kendi sistemimizin ihracatı gerçekleşmiş oluyor. Bunlar da çok çok önemli. Şimdi son sorum Milgem'le ilgili Ukrayna ikinci ihracat edilen ülke STM koordinasyonunda Ukrayna için işlemler devam ediyor. Tabii ki Ukrayna'da savaş olduğu için muhtemel bu gemiler bu savaşın bitinceye kadar bir barış anlaşması oluncaya kadar ülkemizde kalacaklar veya akıbetleri ne olacak bakılacak. Orada ne durumdayız? Biraz da Ukrayna Milgem konusunu konuşalım istersen. Orada aslında herkes bir gemi diye biliniyordu. Esasında yine anlaşma Pakistan'da olduğu gibi dört gemiyi kapsıyor ama yani dört geminin tedarikine yönelik bir mutabakat var. Sözleşme altına alınan gemi sayısı birdi. İlk gemi denize indirildikten sonra aynı gün ikinci geminin de inşa faaliyetleri başlamış oldu. Şu anda iki geminin Ukrayna için inşa faaliyetleri devam ediyor. Ukrayna tarafı direkt olarak bizim bu Milgem projesinin son gemisi olan Deniz Kuvvetleri için Kınalıada korvetinin konfigürasyonunu istedi. Yani işte 76 mm'lik deniz topu olsun dedi. Atmaca gemisi var füzesi mi Neptün mü ona bakacaklar ama kendi gemisi var füzeleri olan Neptün şu anda çok sağlıklı üretemedikleri için Atmaca'yı belki Ukrayna tedarik edebilir. Benzer platformlar olacaklar. Savaş devam ediyor abi senin dediğin gibi. Hani Karadeniz'e geçişleri zaten muhtemelen biz izin vermeyiz. Çünkü Boğazlar'da öyle bir şu anda politikamız var. Ukrayna Büyükelçisi'nin açıklaması olmuştu. Muhtemelen savaş bitene kadar bu gemi teslim edildiği zaman Hetman geminin ismi
misafir edilecek. Yani diğer Avrupa ülkelerinde atıyorum işte bir ay Fransa'da, bir ay İtalya'da, işte bir ay sallıyorum şu anda Almanya'da vesaire. Misafir edile edile o süreci artık ne kadar sürerse atlatmaya çalışacak. Muhtemelen daha çok Türkiye'de kalacaktır, bizi ağırlayacaktırız. Bu da aslında Büyükelçinin söylediğine göre bir eğitim faaliyeti olarak onlara katkı sağlayacak. Yani sürekli olarak çünkü şu anda şöyle bir önemli nokta var. Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin muharip deniz platformu sayısı sıfır. Çünkü Mart ayında yani geçtiğimiz senenin Şubat ayında başlayan daha doğrusu savaşla birlikte Rus donanması ilk olarak Ukrayna donanmasını komple imha etti. Hatta çoğu platformunu Ukrayna donanması kendisi batırdı. Çünkü bu gemiler Rus donanmasının eline geçecekti Odessa limanındaki. O yüzden Milgen projesi şu anda Ukrayna için çok daha önemli. Bir donanma var. Şu anda işte deniz komandoları aktif görev alıyor savaşta. İşte bazı ufak tefek botları var. Daha çok kamikaze insansız deniz araçları görev yapıyor. Ama gemisi yok. Savaş gemisi yok. Milgen projesi aslında küllerinden doğmuş bir donanma anlamı da taşıyor onlar için. O ilk iki tane korvet. Dörde çıkması zaten artık hani %100 savaştan önce hadi belki diyorduk da şimdi 4 adet mecbur sipariş edecekler. Orada tabii bir de bu gemi projelerinin bir noktası da şu. Finansman çok önemli. Şimdi 300-400 milyon dolar diyoruz bir tane gemiye, 500 milyon dolar diyoruz. Bunların ödemelerinin de çok sağlıklı gelmesi lazım. Ödeme gelmediği an tersane kilitlenir. Çünkü gidip de hani işte Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı'nın yabancı bir ülkenin korvet tedarikinde para gelmediği zaman kendisi karşılayıp buradan devam ettirin deme gibi bir lüksü yok. Diyemez bunu. Çünkü çok yüksek meblağlar. O yüzden o nakit akışı sıkıntıya girmediği sürece de Ukrayna'nın da Pakistan'ın da Milgen projeleri devam edecek gibi duruyor şu anda. 4 adet gemi olacak şekilde. Yani Pakistan'da iptal gibi bir lüks yok. Çünkü zaten bütün gemiler denize indirilmiş durumda. Ama Ukrayna konusunda şu anda o noktalar bir tartışılıyor. Üçüncü, dördüncü gemiler olacak mı, olmayacak mı, akıbeti ne olacak şeklinde. Onu da bekleyip göreceğiz aslında günün sonunda. Bir de orada Ukrayna tarafının şöyle bir avantajı var. Birçok batılı ülke Ukrayna'ya silah mühimmat yağdırıyor, destek veriyor. Belki hani Ukrayna'nın Milgem korvetlerinde kullanılacak bazı silah sistemlerini de, yabancı silah sistemlerini, işte MBDA olmak üzere özellikle bazı Avrupalı ülkelerin bağışlaması söz konusu olabilir. Veya işte gemilerdeki bazı silah sistemleri eksik olur ama bir gün Fransa liman ziyareti yaptığı esnada 3-4 ay orada kalıp da o silah sistemleri de entegre edilmiş halde sonradan tekrar denize açılabilir. Öyle planlamaları da var. O zaman Havel sana iş düşüyor. Advent'e o sistemlerin tanımlanması ve o füzelerin çok değerli bilgilerin de girmesi sisteme gibi ek iş düşecek gibi duruyor. Peki şimdi gelelim en merak edilen konulardan bir tanesi. Bunları zaten sen de yazdığın haberlerinde Tersen'de yapılan tören sonrasında gelelim İ sınıfı fırkateyne. İlk defa ben İSTİF sınıfı, İ sınıfı olarak adlandırılıyor. TCG İstanbul değil mi geminin adı? Evet, TCG İstanbul. İstanbul'u ilk defa F515. gözümle bu kadar yakından görebildim. Şimdi İSTİF sınıfı niye yapılıyor? Özellikleri ne olacak? İstersen biraz dinleyelim senden. Şimdi Milgen projesi yani Milli Gemi Projesi ilk başladığında daha doğrusu sonlara doğru nihai aşamada şöyle bir karar kılındı. 3 farklı sınıfta 12 adet gemi inşa edilecekti. Şimdi ilk fazla 4 adet ada sınıfı korvet inşa edilecekti. Edildi işte. Heybeliada, Büyükada, Burgazada, Kınalıada şu anda onlar envanterlediler. Şu anda ikinci faz devam ediyor. İkinci faz kapsamında da yine 4 adet İ sınıfı veya İSTİF sınıfı fırkateyn inşa edilecek. İlk fırkateyn TCG İstanbul. Şu anda görüyoruz. Onun bu yıl içerisinde envantere girmesi bekleniyor. Diğer 3 geminin zaten sözleşmesi bu sene imzalanmıştı. Özel tersanelerde inşa edecekler. Bunu STM Anayük Denizciliği'nde İstanbul Tersanesi'nde inşa edildi. Ama diğer 3 gemi 3 farklı İSTİF sınıfı fırkateyn 3 farklı özel tersanede inşa edecekler. Ve onların da yine kısa sürede bu sayede envantere girişi planlanıyor. 8 etti. Üçüncü fazla inşa edilecek 4 adet gemi ise artık muhrib sınıfında olacak. TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi diyoruz onlara. Onların da 2028 yılında ilkinin envantere girmesi
bekleniyor ama muhrip inşa etmek kolay değil. Hem silah sensör sistemleri açısından hem de geminin artık işte 8.000 tona falan çıkması söz konusu oluyor. O yüzden o kısım biraz sarkabilir. Şimdi tabii bu istif sınıfı ile ilgili merak edilen konulardan bir tanesi de ikimiz de gördük. Milgem yanında duruyor. Pakistan'ın Milgem'i yanında duruyor. Ve tepesinde de şu an biraz görüyoruz. Radar sistemi ya şey gibi böyle gökdelen gibi çıkan bir sistem. Çok tabii. Onlarla ilgili biraz konuşalım istersen. Şu anda tam görür. Şu anda çok güzel bir yerde durduk az önce. Evet. F-515 istif sınıfı frigatin. Hemen sağ tarafında da Milgem Ada sınıfı korvetlerden Heybeli Ada. İlk korvet yan yanaydı. Bir Radarlar şu tanesi an gözüküyor. evet. Bütün gemilerde Smart S Mark II radarı var Fransa'nın. Sadece istif sınıfı frigatinde yani İstanbul frigatininde Cenk S radarı var Aselsan'ın. Şimdi Fransızlar zamanında bu radarın tedariği konusunda biraz sıkıntı çıkarttılar Türkiye'ye. Aselsan o yüzden Cenk S'in biraz geliştirme faaliyetlerini hızlandırdı. Orada Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'la da görüşme fırsatı bulduk. Cenk S'in de saha testleri gayet başarılı geçmeye başlamış. Hatta Fransızlar da biraz aslında bu konuya bozulmuş. Çünkü şöyle düşünelim. 12 tane gemi Türkiye'de inşa edilmesi planlanıyor Milgen projesinde. 4 adet de inşa edildi. 4 adetin tamamında Smart S Mark II vardı. 4 adet Ukrayna için inşa edilecek. Onlarda Smart S Mark II var. 4 adet de Pakistan için inşa edildi. 12 tane radar şu anda pazarı bulunuyor Fransa'nın. Sadece muharip gemilerde. Onun haricinde bizim Bayraktar ve Sancaktar gibi tank çıkarma gemilerinde de bu radarlardan bulunuyor. Yani çok önemli bir pazar Türkiye Fransa için. Aynı zamanda Türkiye artık muharip gemi inşa etmeye başladığı için yurt dışına çıkan yol da artık bu radarlar için ikinci bir ihracat kapısı oluyor Fransa için. O yüzden artık hani böyle bir pazarı kaybetmiş oluyorlar. Türkiye için avantajı daha büyük. AESA radar ya artık yani bizim hani işte F-16'lara falan filan entegre etmeye çalıştığımız Murat AESA radarı ile bu AESA radar arasında aman aman bir fark yok. İkisinde çalışma tekniği aktif faz dizinde. O yüzden bu da Cüsse farkı diyelim. Hani şurada da biraz yani o var. görüntüleri ben durdurdum. Şöyle görelim. Valla O devasa önemli de bir. bu arada AKRD var ya. Yani. Angajman radarını da görüyoruz. Küçük böyle kuple şeklinde. O da Ya AESA'nın. O da AESA. o da esa. Türk donanmasında bayağı bir AESA radar dönüşümü oluyor. O da sevindirici bir gelişme. Çünkü dünyadaki bu hani akıma bu kadar kolay entegre olabilmek iyi bir şey. Açık konuşmak gerekirse 10 sene önce biz çok entegre olamıyorduk. Millet hani işte seyir füzelerine, gemi savar füzelerine yeni güdüm sistemleri entegre ederken biz hala GPS INSS ile takılıp işte IRR bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Şimdi bizim de hibrit arayıcı başlıklı füzelerimiz ortaya çıkıyor. AESA radarlarımız ortaya çıkıyor. Bunlar gayet sevindirici gelişmeler. Ve yurt dışından da güzel takip ediliyor. Bu habere Fransızlar üzüldü diyoruz sonuç olarak. Umarım bu sayılar artar ve yavaş yavaş radar konusunda farklı farklı kullanıcılar bir de ihracat başarısı geldikçe Aselsan çok daha pazar açısından, ihracat açısından büyük başarılara imza atacağını açıkçası düşünüyorum. Şimdi Bat tabii farkı da gerçekten çok ciddi bu arada. Şu an hani bu evet. kareden daha iyi anlıyoruz. Yani Smart S Mark 2 ile Şöyle Cenk yan S'den yana fark baktığımız var. zaman sağa ve sola baktığımız zaman epey bir istif sınıfındaki ortadaki o radar sistem sensörlerin kulesinin oldukça yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bu Peki. arada bir şey diyeceğim abi izninle. Şimdi bu kule çok önemli. Çünkü şundan ötürü. Şimdi denizde o dünyanın yuvarlaklığından ötürü gemi savar füzeler ne kullanıyor? Radar aracı başlık kullanıyor. Geminin radar kesitalarını en çok arttıran şeyi o kuleler. Çünkü hani dik bir şekilde uzandığı için o dünyanın yuvarlaklığı gündeme alındığı zaman radar kesitalarını arttırıcı etkisi çok şiddetli bu kulelerin. İşte sağda Heybeliada da var ekrana baktığımızda. Solda istif sınıf fırkateyn var. İkisinin de sensör kabiliyeti hemen hemen aynı. Hatta istifin biraz daha yüksek. AESA vesaire olduğu için. Ama radar kesit alanı açısından istif daha zayıf. Bu da işte bir kabiliyet artışı. Çok önemli.
Ben tabii İSTİF'le ilgili İSTİF'in hava savunma sisteminde neler var? İstersen biraz da onu konuşalım beraber. O da bir acı. Şöyle, normalde biz donanmadaki bütün gemilerde diğer ülkelerde de ülke donanmalarında da olduğu gibi ABD üretimi Mark 41 dikey atış sistemini kullanıyoruz. Mark 41'in içerisinde de ISSM söylemedim. ISSM hava savunma füzesi bulunuyor. İşte dörtlü quad olarak. Ama istif yapıldığı esnada ABD Mark 41 konusunda Türkiye'ye ambargo koydu. Şimdi gemi dikey atım sistemi olmadan envantere giremez. Çünkü hava savunma kabiliyeti olması lazım. Yoksa Milyam Ada sınıfı korvet olur. Bir farkı olmaz. Yani İstif sınıfı fırkateynle Ada sınıfı korvetler arasındaki temel fark İstiflerde dikey atım sisteminde hava savunma füzeleri yer almaz. Dolayısıyla sizin dikey atım sistemi alamadığınız bir ortamda İstif sınıfı fırkateyn yapmanızın da bir önemi kalmıyor. Ne oldu burada? Şimdi Roketsan'ın Midlas adı altında Milli Dikey Atım Launcher Sistemi yani Mark 41'in muadili bir sistem geliştirme çalışması vardı. Ama bunu istifler için değil TF-2000 Hava Savunma Harbi Fırkateynleri için hazırlıyordu. Yani 2028 yılında envantere girecek platformlar için hazırlıyordu. Ama bu ambargo olunca acil ihtiyaç ortaya çıktı. Çok daha fazla işte mühendis proje için görevlendirildi ve proje hızlandırıldı. Kısa süre önce, tabii bir dakika şimdi burada şu da var. Dikey atım sistemini yapıyorsunuz ama tamam dikey atım sistemine uyumlu füze de yapmanız gerekiyor. Ne atacak bu hava savunma füzesi olacak olarak. Bir de onun hani geliştirme çalışmaları hızlandırıldı aynı anda. Midas'ın testleri hazır hale getirildiği zaman Roketsan aynı zamanda normalde karadan atılan bir hava savunma füzesi olan Hisar Aref'i denizden atılacak hale getirildi. Bu dikey atım sisteminden atılacak hale getirdi. Hisar D Aref adı altında bir füze geliştirdi. Hava savunma füzesi geliştirdi. Midas ve Hisar D'nin ilk atış testi kısa süre önce karadan gerçekleştirildi. Akabinde şimdi İstif sınıfı fırkateynine, İstanbul fırkateynine, gördüğümüz fırkateynine bu Midas'ın entegrasyonu gerçekleştirildi. O törende de yani İstanbul fırkateyninde vardı yerli dikey atım sistemi. Yakında muhtemelen Eylül ayıyla Kasım ayı arasında bir yerde, çünkü Aralık ayında geminin envantere girmesi söz konusu, İstanbul fırkateyninden Milli Dikey Launcher Sistemi ile Hisar D Aref füzesinin bir atışını göreceğiz. O atış başarılı olduğu takdirde artık hani bu mesele de burada kapanmış olacak. Ama şöyle, burada önemli bir nokta var. ISSM dörtlü yani quad deck yapısında gemiye giriyor. Yani ne oluyor? Atıyorum gemide dikey atım sistemi 16 hücreli ise 16 çarpı işte 4'ten 64 tane hava savunma füzesi taşıyabiliyor. Hisar D şu anda bu yapıya uygun olmadığı için 16 hücreli bir dikey atım sisteminde 16 tane taşınabiliyor. Şimdi Roketsan çalışmalarını devam ettiriyor. Yakın gelecekte hem dörtlü yani quad deck yapısına uygun bir dikey atım sistemini göreceğiz hem de ona uygun bir hava savunma füzesini göreceğiz. Akabinde ise yine farklı bir dikey atım sistemi gelecek. O dikey atım sisteminin özelliği de şu olacak. Aynı dikey atım sisteminden hem hava savunma füzesi atılabilecek, hem atmaca gemi savar füzesi atılabilecek, hem artık ismi açıklandığı için hani biz de burada söyleyebiliriz, gezgin seyir füzesi atılabilecek. Yani envanterdeki bütün deniz füzelerini gerek hava savunma gerek gemi savar gerek seyir füzesi atabilecek bir dikey atım sisteminin de fişeği ateşlenmiş oldu. İşte ambargolar projeleri çok yavaşlatıyor. Çok fazla adam saat ve Ar-Ge açısından bize maliyeti oluyor. Ama günün sonunda bize bu şekilde avantajları da oluyor. Şu geminin artık işte ana batarya topu ikinci, üçüncü, dördüncü gemilerden itibaren milli olacak. Tepesindeki radar şu andan itibaren milli. Dikey atım lançer sistemi milli. Arkasında yine Aselsan'ın geliştirdiği Gökdeniz yakın hava savunma sistemini görüyoruz. O da yerli. İşte torpido konusunda büyük ihtimal yerli torpidoları kullanılacak. Böyle kabiliyet artışları da oluyor. Çünkü torpido da Almanya tarafından işte ambargo yedik. Dikey atım sisteminde de ambargo yedik. Ana batarya topunda 76 milimetrelik topta şu anda makine kimya geliştiriyor. Tedarik sıkıntısı yaşadık. Nasıl bir sıkıntıydı?
Tek kaynak İtalya olduğu için orada fahiş fiyat çekildi. Radar konusunda yine aynı meseleler oldu. Aselsan lisans altında üretiyordu. Fransa tarafından modül tedarinde problem çekildi. Yakın hava savunmada zaten o içler acısı bir durum. 4 adet Milgemada sınıfı korvette ABD üretimi RAM yakın hava savunma füze sistemini kullanıyoruz. Lançerleri aldık, yani atıcı sistemleri. 4 korvette de lançer var. Ama ilk korvet olan Heybeliada için aldığımız mühimmatları, RAM füzelerini biz şu anda 4 korveti bölüştürmüş durumdayız. Neden? Çünkü 2. 3. ve 4. korvetler için ABD mühimmat tedarik etti. Bu da komik durumda. Yani onun da şu anda iki farklı yerli alternatifi geliştiriliyor. Bir tanesini Roketsan yapıyor, Levent. Diğerini Aselsan yapıyor. İDEF'te ilk kez sergilendi. Hani bu gemi inşaat sektöründeki zorluklar bütün ülkeler için aynı, ama Türkiye için ekstra zorluk var. Çünkü yapacağınız her şeyde bir ambargo yemeğiyle söz konusu olabiliyor. Yani yurt dışına şu anda bir ülkeye mesela bir gemi için, ismini söylemeyeyim, muharip gemi için teklif verdik. Türk Savunma Sanayi şirketlerinden bir tanesi teklif verdi. Güç sistemi, tahrik sisteminde ambargo takıldığı için o ihracat gerçekleşemiyor. Yani böyle sorunlar da maalesef hani siyaset arenasında seçimlerin olduğu dönemde biraz arada kaynıyor, orada çekişme çok olduğu zaman, ama bunlar hani bir abartı değil. Gerçekten bu sektörde böyle bir problem var. Başkalarına uygulanmayan ambargolar Türkiye söz konusu olduğu zaman çok rahat bir şekilde uygulanabiliyor. Sonuçta bir gemi dediğin zaman 200, 300, 400 milyon dolarlar, 500 milyon dolarlar gibi inanılmaz paralar ve size işte bir güç aktarım sistemini, bir hava savunma sistemini vermeyerek o projenin kitlenmesine veya böyle bir yüzen, kendini savunamaz bir hale gelmesi gerçekleşiyor ama savunma sektörümüz bunları aşabilmek için ciddi çabalar içerisinde ulaşabildikleri konular var. Geliştirmek için zaman ve para gerektiren konular var ama sonuçta antrenman ne kadar sıkıysa maçta sonuçlar o kadar iyi oluyor. Elde edilen bir sistem gelecekte bir altyapı kazandırmış oluyor ve Türkiye'nin ihracatında da önemli bir katkı sağlıyor diye ben düşünüyorum açıkçası. Abi atmacı demişken, sende atmacı yoksa bak gönderelim buradan. Birkaç tane var bende. Valla bunların altına izleyicilerimiz yazacak herhalde. Benim arkam boş, bak kitap var. Ondan sonra onun da durum Hadi. nedir? Anıl, ben senin evin koordinatlarını, ofisin koordinatlarını açıklamalara gireceğim. İlgili arkadaşları sen artık kapıda karşılarsın. Yapacak bir şey yok yani bununla ilgili. Diyecek bir şey Verirler yok. bir şeyler artık. Yapacak bir şey yok. O kadar zahmet edip buraya kadar gelirlerse. Sen şu an fırlatma koltuğuna mı oturuyorsun? Yalnız ondan emin Yok, olamadım. normal ofis koltuğu var. Sen de burada karşı hatanı görüyorum. El arttırarak savunma şirketlerine çağrıda bulunuyorum. Biraz maket yollasınlar yeni sezona. Biz de izleyicilerimize dağıtalım. Şeyinde Pardon, evet. kadraj bozuldu da. Ya, Pardon, kadraj özür dilerim. bozuldu, Kadraj evet. bozuldu. Tamam. İzleyicilerimize dağıtalım. Ondan sonra veya eksikleri varsa senin envanterden sağlayabilirler diye düşünüyorum. Bu da işin tabii şaka kısmı. İ sınıfı ile ilgili son bir sorum olacak. Deniz Kuvvetleri'nde İ sınıfının yerini alacak, hangi sınıfın yerine alınacak? Biraz da onu konuşalım istersen. Ya bizde aslında şu anda 3 ana fırkateyn sınıfı var. Gavya sınıfı var, Yavuz sınıfı var, Barbaros sınıfı var. Şimdi Barbaros sınıfı daha bir 20 yıl daha bizde olacak. Zaten şu anda yarı ömür modernizasyonları gerçekleştiriliyor. Hem Advent'e kavuşuyorlar, hem de Atmaca gibi yani yerli silah ve sensör sistemleriyle modernize ediliyorlar. Gavya sınıfı 4 gemi var bu arada Barbaros sınıfında. Gavya sınıfı 8 gemimiz var. Bunlar ABD'den ikinci el tedarik edilen gemiler. Temel görevleri de aslında hava savunma yapmak. Şu anda Libya açıklarında hani sürekli görev yapan gemiler de bunlar, ama Zaman bu zaman gemiler çok haberlerini yapıyoruz. yapıyoruz. SM-1 kullandığı hava savunma sistemi. Oldukça eski hava savunma sistemleri ama Libya açıklarında bayağı bir İHA indirdiler. Hafter'in İHA'larını, Çin yapımı İHA'larını. Hatta o şeylerin üzerine liman ziyaretleri sırasında Kilmark yapmışlar. Kilmark yapmışlar. Kilmark nedir diye sorabilir izleyicilerimiz. İkinci Dünya Savaşı'nda yoğun olarak kullanılıyor. Her iki tarafta düşürdüğü düşman uçaklarının işte bir bakıyorsunuz Amerikan uçağının üzerinde işte Nazi bayrakları işte veya Japon artık hangi cephede savaşıyorsa bunlara Killmark deniyor. Günümüzde de havacılıkta özellikle kullanılan bir durum. Hatta bir ara bizim F-16'ların üzerinde de
Suriye Hava Kuvvetleri'nin sınır ihlali yaptıktan sonra uyarılara rağmen ayrılmaması sonrasında bölgede düşürdüğü çeşitli savaş uçağının ve helikopterlerinde kil markları bir dönem kullanılmıştı. Bunları görmüştük. Gabyalar da oldukça yaşlı geldiler Türkiye'ye ama yapılan modernizasyon, hatta şu an Libya konusunda, Mavi Vatan arama çalışmaları konusunda Gabyalar gerçekten çok böyle yıllar geçse de Türkiye'nin eli kolu umarım yerli sistemlere sahip iyi sınıfı da onun yerini alarak çok önemli bir deniz kuvvetlerine güç katacak diye düşünüyorum. Orada aslında muhtemelen şöyle bir şey yaşayacağız. Biz 8 tane gabya var. 4 tane istif sınıf fırkateyn var. Ya 4 tane gabya envanterden çıkartılabilir yakın gelecekte. Ya da istif sınıf fırkateynler işte daha çok Yavuz sınıfı fırkateynleri destekleyebilir. Çünkü onların da yaşı epey oldu. Hani 38'lerde vesaireler. İnşa edilecek TF-2000 fırkateynleri envantere girene kadar biz Gabya sınıfıyla yaşamaya devam edebiliriz. Çünkü Barbaros sınıfı kadar kapsamlı olmasa da şu anda Gabya sınıfı fırkateynlere de çeşitli modernizasyonlar uygulanıyor. Daha çok yeni sistemlerin entegrasyonu konusunda. Bazı sensör sistemlerinin biz gemiye entegre edildiğini görüyoruz çünkü. Testler için de zaman zaman hani entegrasyon oluyor. Hatta bir tanesinin 2 sene önce helikopter pistine kocaman çafrat konmuştu. Bu TF-2000 sınıf fırkateynlerin ana sensör suite olacak. Ama onun haricinde kalıcı olarak da bazı yerli sistemlerin Gabriel sınıf fırkateynlere entegre edildiğini görüyoruz. Muhtemelen onlar biraz daha bize bir 10 sene daha en az kalacaklar ve TF-2000'ler gelince envanterden çıkartılacaklar. Çünkü SM-1 her ne kadar eski bir füze olsa da hala iş yapıyor. İstanbul fırkateyninde şu anda SM-1 muadili çok bir şey olmayacak gibi herhalde. Yani bir Hisar'da Aref veya ISSM füzesi SM-1'in yerini alabilir mi şu anda? Hani teknik açıdan orada çok emin değilim. Herhalde biraz daha onlar bize kalmaya devam edecekler gibi duruyor. Bir işte uçaklarda da aynı, kara araçlarında da aynı, deniz araçlarında da aynı. Yeni gelişen tehditlere karşı bu platformu modernize edildiği zaman, tabii burada maliyet etkinlik çok önemli, her konuda olduğu gibi attığınız taşın kurbağayı ürkütmesi lazım. Modernize edilip güncellediğiniz zaman yaşı ne olursa olsun, bakımı düzgün yapıldığı zaman, işler halde olduğu zaman çok ciddi bir güç haline geliyorlar. Bu dediğim gibi denizde de aynı, havada da aynı, karada da aynı, su altı sistemlerinde de aynı. İHA'lar için de ayrı önemli konular olduğunu açıkçası düşünüyorum. Anıl çok teşekkürler. Savunma Sanayi ST.com sitesinin kurucusu, genel yayın yönetmeni Anıl Şahin'le bugün biraz böyle bir deniz sistemlerine doğru girdik beraber. Cumartesi günkü törenin arka planını biraz konuştuk, anlatmaya çalıştık. Neler oluyor, neler bitiyor ama sonuçta çok gurur günüydü açıkçası. İki geminin aynı anda denize indirilmesi, Pakistan'a yapılan teslimat, bir taraftan istif sınıfını gözümüzde görme şansına eriştik. Sadece bunları gemi olarak düşünmeyin. Sensörleri, silahlarıyla çok ciddi bir teknoloji ve bu konuyla da ilgili Türk Savunma Sanayi'de güzel çalışmalar yapıyor ve bunları da, bu başarıları da ihracatla süslüyor diyelim. Gerçekten bunlar gurur günleri. Ne diyelim, bir dahaki İstanbul Tersanesi veya özel tersanelerimizle gayet iyi çalışıyorlar. Hatırlayacaksın, Sedef'e gittiğimizde TCG Anadolu'nun hem gezmiştik hem sonrasında teslimat törenine katılmıştık. Şöyle bir baktığınız zaman insan gerçekten gurur duyuyor. Anıl çok teşekkürler. Haberleşmek üzere diyelim. Zaman zaman seninle bu abi, yeni sezon içerisinde böyle bir savunma gündemi yapalım. Bir araya gelirim, hem keyifli. Bir de tabii ki senin bu arkandaki maketlere bakmaktan ben çok odaklanamadım bu sefer ama yeni yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Ağzına sağlık, çok teşekkürler. Görüşürüz abi. Bu arada ben de bir şey ekleyeyim. Belki bir sonraki videonun konusu şu yukarıdaki füzelerden bir tanesi olabilir. Orada da bir hani gelişmelere böyle bir hazır olalım. Bir zehri salayım ondan sonra gideyim ben. Tabii bir zehri salalım. Böyle bir yıl sonuna doğru yine geçen yılda olduğu gibi atış ve test faaliyetlerinde ben böyle bir gaza basma bekliyorum. Bu neden böyle oluyor? Kontratlarda bazen mesela yıl sonuna kadar bunların atış testlerinin yapılması, bir aşamanın tamamlanması veya kabul öncesinde son atışların yapılması gibi maddeler olabiliyor. O yüzden
savunma şirketleri bu sonbahar kış dönemini oldukça verimli geçirmek üzere çalışıyorlar. Bize de buradan epey bir haber çıkıyor. Yani demek ki yeni video konuları yolda diyelim beraber. Aynen o şekilde. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.